Merhabalar, ben Ege. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu seride İstanbullu olup İstanbul'da yaşayıp asla yapmadığım şeyleri yapacağız. Bunlardan bir tanesi boza içmek. Boza, kış aylarında İstanbul'da içilen bir içecek. Bizim küçüklüğümüzde dahi ara sokaklarda bozacıların gezdiği bir dönemden geliyorum ben ve bir kerecik dahi olsun boza içmedim. Şimdi boza içeceğiz. Hazır bunu deneyeceğim, en iyi yerine geleyim, orada içeyim istedim. Buraya Eminönü ya da Karaköy üzerinden gelebiliyorsunuz. Her ikisinden de inince tramvaya binerek Lale'de durağında inip böyle 9 dakikalık falan yürüme mesafesinde buraya ulaşabilirsiniz. Zaten burada Cadde diye geçiyor burası ama bildiğiniz bir sokak. Hatta böyle sırasıyla önce Nevrevici, sonra arkamda gördüğünüz gibi Bozacı. Onun çaprazında gazozcu, onun az ilerisinde de salepçi var. Şimdi hepsini tek tek deneyimleyeceğiz. Önce şöyle bir ritüeli varmış. Buranın leblebiciden leblebi alınıyormuş, Kütahya'dan geliyormuş yanlış hatırlamıyorsam. Ardından bozacıya gidilip boza içiliyormuş ama bozanın içine atılan leblebi buradan aldığınız leblebi değil, karıştırılmasın. Bambaşka bir leblebi koyuyorlarmış. Boza leblebi ile normal yenilen leblebi farklıymış. Ardından gazozcuya gidiyorsunuz. Orada dünyanın 4 çeşit bir yerinden gelmiş gazozlar var. Hindistan cevizli, damlası, kızlı, oylu, boylu bir sürü bakacağız. Ardından da salepçi var. Ben salep insanıyım. Kış dedim mi benim kış içeceğim saleptir. Onu da tadacağız. Hepsini tadacağız. Hazır mıyız? Hadi başlayalım. İlk durağımız leblebici. 1922 yılında açılmış. Burada şöyle hatta cihazı da göstereyim. Leblebileri kavuruyorlar. Sadece boza yok, sirke de satılıyor. Önemli şey göstermek istedim. Buraya 1937 yılında Atatürk'te geldik ve burada boza içmiş. Bir bardak 7 TL. Hatta tüm fiyatları da çekmişse az önce görmüşsünüzdür. Böyle sütlü bir şey. İçinde kaşık var. İçinde olduğunu düşünüyorum. Leblebileri. Ama elime hiçbir şey gelmiyor. Bunu deneyeceğim. Çok heyecanlıyım. Umarım tadı güzeldir. Bir şey var. Tarçın dışında bir şey var bunun içinde. Aşure. Aşure. Aşure gibi bir tadı var. Yani aşurenin içilen versiyonu olarak kendisini yorumluyorum. Beni taşlamazsınız eğer. Leblebi görmedim bu arada. Tatıklandım mı? İçine atılmıyor mu? Hayır. Allah beni kahretmesin. Keseriz buraları. İçsin. Böyle bir şey işte bu. Bir de unutmadan burada sadece bir bardak boza alıp gitmeseniz de olur. Eviniz için litre litre de boza alabilirsiniz. Az önce yanlış bir bilgi verdim. Karşıdan leblebiyi alıyormuşsunuz. Sonra buraya gelip bozayı alıyormuşsunuz. Burada bozanın içerisine leblebi atılmıyor. Karşıda satılan leblebi bozayla yiyilen, içilen, içine atılan o leblebiden. Bunu unutmayınız. Asla boza içer miyim? Hani 40 yılda bir içerim. Çok bir şey kaybettiğimi düşünüyorum. Boza sevenler beni ne olur rencide etmesin. Şimdi
fiyatlandırma da var. Bir yakınlaşabilir miyiz oraya? Ülkemizdeki gazozlar 5 TL. Ev yapımı şerbetler de 10 TL. Şerbetler de şunlar. Şerbetçi Ali Baba yazanlar. Burada çeşit çeşit desen farklı aromalarda gazozları bulup içebilirsiniz. Ben şimdi daha yeni boza içtiğim için içmeyeceğim ama bu da bir tercih meselesi. Eğer ki boza sevmiyorsanız gazoz içebilirsiniz. Hadi şimdi Salepçi'ye gidelim. Benim en sevdiğim kış içeceği, hadi. Şimdi gördüğünüz gibi şimdi Salepçi'ye gidiyoruz. Son durak Salep. Son durak Salep. Minnoş. Minnoş musun sen? Ay. Salepçi de burası ama şu anda kapalı. Herhalde pandemi sebebiyle. Evet, Vefa'ya geldik. Hayatımda ilk defa boza denedim. Leblebiciyi öğrendiniz, gazozcuyu öğrendiniz, salepçiyi öğrendiniz. Hepsi tek bir sokakta ama arka arka hepsini nasıl, ne kadar içebilirsiniz bilmiyorum. Ben sadece boza içtim ve içmesem de olurmuş dedim. Buraya gelin, siz de deneyin. İstanbul'da olmazsa olmaz yapılacak şeylerden bir tanesi zaten bu. En azından tadına bakmış olursunuz. Ben bayılmadım. Belki siz çok seveceksiniz. Böyle bazı mekanlarda kapalı olunca bana aşırı ötesi tat vermiyor. Birçok videomu da iptal ettim, koymadım falan filan. Ama umarım keyif almışsınızdır bu videodan. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve en önemlisi aşağıya boza deneyimlerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Leblebi görmedim bu arada. Tutlandım mı?